Baba. Heh. Uğur abim neden bize kalıyor? Yani evine dönmeyecek mi artık? Çünkü kaç gündür bizimle kalıyor. Ne oldu? Şimdi sen mi baba kızı vakit geçirmeye fırsat arıyorsun? Kaç kere dedim ya işte Hacı Ana'yla kavga etmişler. Hayır, Uğur gitse eve Hacı Ana almıyor bu kez. Çocuklar işte. Kızım. İyi misin sen? İyiyim. Mahkeme için gerilmene gerek yok. Hakim amca sorular soracak. Sen de cevaplar vereceksin, o kadar. Ben hep senin yanındayım. Merak etme. Tamam baba. Uğur hadi. Geldim geldim. Nasılsınız? Moraller tavan. Çok iyiyiz değil mi? Ha, iyiyiz Uğur abi. Allah aşkına Uğur abi, geç kalacağız hadi. Ya şurada mahkeme öncesi bir moral veriyorum size. Hadi abiciğim hadi. Hadi. Baba, ben çok sıkıldım. Tamam kızım, tamam. Birazdan alırlar, tamam mı? Doğru. Doğru söylüyorsun. Ben de çok sıkıldım. Ya haklısın yani, hiç sorun yok. Ama bitti, bu son. Yani bir iki saat sonra artık temelli kurtuluyoruz, öyle düşün ya. Evet. Canan abla? Öykücüğüm. Çok sevindim buraya gelmene. Böyle önemli bir günde yalnız bırakır mıyım seni hiç? Ben buradayım. Sen geç içeri, tamam mı? Babanı bırakma, çıkışta konuşuruz, tamam? Ne oldu? Yani sen niye gelmiyorsun içeri? Ben buradayım. Hadi sen git. Kardeşim bak, gözünü seveyim, sakın değil, tamam mı? Ne olursun. Tamam, tamam. Öykücüğüm nasılsın? İyiyim. Bugünden sonra çok daha iyi olacaksın. Sana söz veriyorum, tamam mı? Davacı Asu Karaman. Davalı Demir Göktürk, velayetin el değiştirmesi hakkındaki dava için duruşmaya. Şimdi içeri gireceğim. Sen Uğur abini de bekle. Hakim amca çağırınca da gelirsiniz, tamam mı?
defa talebiniz gerekçesiyle dosyaya eklenmiş. Demir Göktürk'ün hayatını gayrimeşru yollardan kazandığını ileri sürmüşsünüz. Doğru efendim. Bu doğrultuda sunduğunuz kanıtları inceleyeceğiz. Efendim, müvekkilimin geçmişte yapmış olduğu birkaç küçük hatayı delil olarak ortaya sunan davacı taraf daha yeni karakolluk olmuş, küçük çocuğa da bu olayları yaşatmıştır. Bu davada alkolik bir anne sadece babasından torununa miras kalan bir para için uğraşmaktadır. İtiraz ediyorum. Sayın hakim, müvekkilimin miras durumunun davayla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Müvekkilim sadece çocuğuyla beraber yaşamak istiyor. Asıl söz konusu mirası çocuğu elinde tutarak kendi kontrolü altına almak isteyen karşı taraftır. İtiraz reddedildi. Şu karakol olayını anlatır mısın bize kızım? Efendim, ben kızımla bir yemeğe çıkmıştım. Orada birkaç kadeh şarap içtim. Sanırım biraz çarptı, sonra çok talihsiz bir tartışma yaşandı ve... Efendim, karakol tutanakları olayı açıkça yansıtmaktadır. Davalının olay günü aşırı alkollü şekilde yanında kızıyla birlikte alkollü bir mekana girmek isterken engellendiği için taşkınlık yaparak olay çıkardığı karakol tutanakları ve ifadelerle sabittir. Anlaşıldı. Efendim, şöyle ki davalı tarafında çocuğun velayetiyle elde edilmiş bir şartlı tahliye durumu söz konusudur. Kısacası davalı nitelikli dolandırıcılık suçundan sabıkalıdır ve dışarıda olmasını çocuğuna borçludur. Hakim bey, ben artık bıraktım o işleri. Bu alkolik kadının da tek derdi paradır. Efendim, yalnız ben alkolden dolayı hapse girmedim ama kendisi... Susun. Bakın, böyle devam ederseniz ikinizden de alırım bu çocuğu, devlet himayesine veririm. Kızım, sen bu çocuğu niye bıraktın? Efendim, ben... kızım doğduğunda çok küçüktüm. Ve hiç paramız yoktu. Onun ve benim... aç kalıp ölmemizden korktum. O yüzden bıraktım onu. Ama şu an çok pişmanım. Anlaşıldı. Her ikiniz için de ebeveynlik haklarını elinizde bulundurmanıza dair çekincelerim olduğundan kararımı çocuğu dinledikten sonra vereceğim. Lütfen ebeveynler ve avukatlar dışarıda beklesin. Çocuğu bir dinleyelim. Görüşlerine başvurulmak üzere pedagog da duruşmada hazır bulundurulsun. Öykünün kararını uyuyacak. Kızım. Hakim amcanın sorularını cevapla. Sonra da gidelim pizza yemeye. Oo, süper. Hadi. Hadi girin oğlum o zaman bir an önce. Hadi. Hakim amca benim olmamı istemedi. Öyküyü istiyor sadece. Gel, ben seni götüreyim kapıya kadar. Gel. Hadi kızım. Hadi kuzum. Hadi. Sakın korkma. Hakim amcanın sorularına cevap ver yeter. İçin.
içinden ne geliyorsa onu söyle. Ben buradayım. Kapının önünde seni bekliyorum. Bir şey olursa hemen gelirim ben. Öykü. Bugün annem ve baban için, senin için de biraz zor bir gün. Benim görevim sana destek olmak. Biraz rahatsız olabilirsin. Kafan da karışabilir. Her ne sıkıntın olursa olsun ben burada olacağım, benimle konuşabilirsin. Tamam mı? Tamam. Asu'nun yüzü mosmor oldu ha. Oğlum var ya, Allah şükürler olsun ya. Bitti bu iş. Asu yok, mahkeme yok, hiçbir şey yok. Oğlum ben sana ne dedim? Allah aşkına bana söyle. Ben sana ne dedim? Dedim değil mi? Ben sana dedim oğlum. Mahkeme o kadına çocuk mucuk vermez. Sus. Vallahi şu an şimdi bir dizemişten çığlık atacağım ya. Yok. Aman çığlık mılık atma şimdi değil. İş bitsin gidelim evimize. Öykü sen ben böyle karşılıklı. Laps diye vuracağız baba göbecikleri, tamam mı? Tamam. Adın Öykü Göktürk mü yavrum? Evet hakim amca. Peki neden burada olduğunu biliyor musun? Evet. Şu an burada sadece ikimiz konuşuyormuşuz gibi düşün, olur mu? Şimdi sana bir soru soracağım. Kalbinin ve aklının sesini dinleyerek içinden geçeni bana söyle, olur mu? Annenle mi yaşamak istiyorsun, babanla mı? Özgürsün Öykü. Annem ya da babam da ben yeterli. Kiminle yaşamak istiyorsun Öykü? Anne.
Bu iş bugün biter değil mi? Çocukla konuşup kararı size okuyacak. Artık bu iş bitti. Taraflar kararın dinlenmesi için duruşma salonuna. Hadi hadi. Düşünüldü. Mahkeme müşterek çocuk Öykü Göktürk'ün kendi istek ve arzularını belirleyebilecek ve bunları ifade edebilecek olgunlukta olduğundan ötürü çocuğun beyanını esas almıştır. Bu hüküm gereği müşterek çocuğun velayetinin Öykü Göktürk'ün kendi isteği doğrultusunda yeniden düzenlenerek annesi Asu Karahan'a verilmesine karar vermiştir. Hakim Bey, nasıl? Kızım Asu'da kalmak istediğini mi söyledi yani? Sessiz olun. Baba Demir Göktürk'ün Öykü Göktürk'ü mahkeme tarafından belirlenen gün ve saatlerde görmesinin yine çocuğun yüksek çıkarları açısından uygun bulunduğuna hükmetmiştir.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.